Sevgili seyirciler, aradan geçen yıllarla birlikte ihtiyaçlar artıyor ve inşaat denildiğinde sadece dört duvar akla gelmiyor. Onu bütünel nitelikte pek çok hizmete ihtiyaç duyuluyor. 1960'larda hizmete başlayan ve tarih 1990'ları gösterdiğinde şirketleşen Bitim İnşaat, Konya'da inşaata dair A'dan Z'ye anahtar teslim hizmetler sunuyor. Ve son yıllarda da olmazsa olmazlar arasına hizmet grubunda peyzaj da dahil ediliyor. İnşaat sektörü 300'den fazla sektörün çatısı konumunda istihdamın da üretimin de lokomotifi oluyor. Verilen hizmet bir diğerine etkiliyor. Nakliyat ve hafriyatla başlayan iş yaşamı inşaatla devam ediyor Bitim ailesi için. Temelden çatıya şeklinde özetlenebilecek hizmet anlayışında ilk adımı Baba Muammer Bitim 1960'lı yıllarda atıyor Konya'da. Aile şirketiyiz. Baba mesleğimiz olan 2000'li yıllardan sonra babamız emekli olduktan sonra kendimiz devam ettirmekteyiz biladenin. 2003'lü yıllardan sonra da peyzaj bölümüne ek iş olarak artık mecbur ona da girmek zorunda kaldık. O gün bugün peyzaj işlerimiz de devam etmektedir. Çevre düzenleme işlerimiz. 95-96 yıllardan sonra bu taş, cephe kaplama, kayrak taşları dediğimiz ve diğer doğal akla gelebilecek taşlara 96-97 yıllardan sonra başladık. Her sene daha da geliştirerek sektörümüze devam ettiriyoruz. Bitim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bitim, inşaat sektörü söz konusu olunca binayı ve çevresini bütünleyen tüm sektörlere zamanla giriş yaptık diyor. Doğal taş sektörüne girmeleri şirketin yönünü ve seyrini şekillendiren adım oluyor. Bu işler de artık hepsi iş birbirini getirerekten ben artık ilave olarak da bu işlere de mecbur katılmak zorunda kaldım. Binaya girdiğimiz zaman harfiyatından çatıya kadar olan %70'inden elimizden geçiyor. En son bu dekorasyon ve peyzaj işleri de devam ettiği için çevre düzenlemeleri, peyzajdır, şelaleler, havuzlarımız, çevre düzenlemelerinden ilgili devam etmekteyiz. Talepler doğrultusunda hareket edilirken zengin bir ürün yelpazesi sunuluyor. Doğal taşların yanı sıra park bahçe ekipmanları önemli bir kalemi oluşturuyor. Uğur Bitim, ahşaba yönelimle adeta eskiye dönüşün yaşandığını söylüyor. Peyzaj grubundan başlarız. Doğal taşlarımız, doğal harikalar dediğimiz, akla gelecek tüm taş çeşitlerimiz, dolomit taşları, kayrak taşları, dere taşları, sünger taşı dediğimiz çeşitli taşlardan akla gelebilecek küp taşları, granit taşları hepsi mevcuttur. Zaten peyzaj bölümüne girdiğimiz zaman en son şelaleyi ve aydınlatma sistemlerini de inşallah bundan sonra başlayacağız. Daha yapmış değiliz. Ondan en son şelaleleri kurar çıkarız. Doğal taşlar iç mekan ve dış mekan dekorasyonlarında kaplama ve döşeme malzemesi olarak sıkça kullanılmaya başlandı. Ancak her taş her yerde kullanılmıyor. Dekoratif oluşu yanında dayanıklı, sağlam bir taş olarak dikkat çeken kayrak, su geçirgenliği olmadığından uzun süre bakım gerektirmeyen özelliğiyle dış cephe uygulamalarında başı çekiyor. Kayrak taşının ince olması, duvara ekstra yük yapmaması ve kendi ağırlığını duvarda taşıyabiliyor olması da tercih edilmesinin bir başka nedeni oluyor. Taş duvara harç ya da seramik yapıştırıcısı gibi malzemelerle tutturuluyor. Bahçe dizaynına girdiğimiz zaman ara yürüme yollarında yine söylemiş olduğum granit taşları, kayrak taşları, ara yürüme yolları, kenar tretuvarlar, binaların alt eteklerinde bulunan kayrak taşlarımız genellikle kullanmaktayız. Binayı mesela müşterimiz komple kaplayalım dediği zaman da biz yani işimizden dolayı komple kabul etmeyiz. Kısmi binayı gösterebilecek şekilde uygulamalar yaparız. Yani komple mesela istediği zaman binayı boyuyorsa yapmayız. Yapıları dış kuvvetlerden korumak, yapının içindeki sıcaklığı korumak, düzenli bakım istememesi, dayanıklı, doğal ve estetik görünmesi sebebiyle inşaat sektöründe talebin oldukça arttığı dış cephe kaplamalarında alternatifler sunuluyor.
Müşteriyle aralarında güven duygusunun oluşmasını önemseyen Uğur Bitim, şartlar ve bina yapısı göz önünde bulundurularak malzeme uygunluğuna tecrübemizle karar veriyoruz diyor. Bize işi gösterir, geri çekilir. Biz önce işi yaptığımız için kendimiz beğenmemiz lazım ve kendimiz beğeniyoruz. Kendimiz beğendiğimiz müddetçe zaten sıkıntımız olmuyor. Onun için müşteri o konuda bizi serbest bırakıyor. Biz nasıl hoşumuza gidiyorsa o şekilde yapıyoruz. Mesela gelip de binamı, üç katlı binayı komple bile yap deseler ben yapmam. Kısmi kısmi, gösterişi nasılsa, aksesuarı ne yapılması gerekiyorsa o şekilde yapıp bitiriyoruz. En sona peyzaj bölümü, çimdir, ağaç fidan gruplarımızdır ve şelalelere kadar yaparak çıkıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Bitim, kaliteli ve kalıcı ürünlerle hizmet sunmanın şirketin genel politikasını oluşturduğunu söylüyor. Yaptığımız işi önce kendimiz beğenmeliyiz diye devam ederken referans usulüyle çalıştıklarının da altını çiziyor. Ben her zaman söylerim, işi gösterin, çekilin, gerisini biz kendimiz yürütürüz derim. Ondan dolayı o konuda güvencemiz de vardır. Sürekli bize işi gösterir, çekilir, kendimiz devam ettiririz. Yani yaptığımız işi, daha doğrusu müşteri beğense kendim beğenmem, o önemli. Yani kendimiz beğenmemiz lazım. En güzel taraf odur işim. Yaptığımız işlerimiz hepsi referanstır. Onun için yaptığımız işten de zevk duyuyoruz. İşlerini geliştirmek adına bu yıl ilk kez fuara katıldıklarını söylüyor Uğur Bitim. Fuarlara daha önceler bir katılma pek fazla bir ihtiyacım olmamıştı ama gene yani ihtiyacımdan dolayı değildi. Bu sene bir katılmayı düşündüm ve güzel randımanlar da aldım. Halen de fuardaki aldığım siparişleri devam ettirmeye çalışıyorum. TÜYAP Konya'da gerçekleştirilen yapı ve dekorasyon fuarı sektörün geniş katılımına sahne oldu. İş bağlantılarının yapıldığı fuar 3 gün boyunca sektörün tecrübeli isimlerini ağırladı. Bitim İnşaat'ta doğal taşlardan kent ve bahçe mobilyalarına geniş bir ürün yelpazesiyle fuarda yerini aldı. İnşaat ve dekorasyon yapı fuarına katıldım. Konya'daki bulunan TÜYAP'tan İnşaat ve Dekorasyon Yapı Fuarı'nda randımanlarını da aldım. Gelecek sezonlarda da devam etmeyi düşünüyorum. Baba Muammer Bitim'in 1965'te kurduğu firmayı, 1990'larda doğal taş sektörü, 2000'lerde de peyzajla bütünleyerek bugünlere taşıyan Uğur Bitim, gelen talepler doğrultusunda işleri daha da büyütmek, Konya sınırlarını aşmak hedefini paylaşıyor. Biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Yalnız Konya'dan dışarı pek fazla açılamıyoruz. Yaptığımız işlerden dolayı sürekli Konya dışı olsun, diğer ülkeler olmak şartıyla da sürekli çağırıyorlar ama şu anda Konya'dan dışarı pek açılamıyorum. İleriki günlerde Konya dışına da devam etmeyi düşünüyorum. Ekibinin çok değerli olduğunu söylüyor Uğur Bitim. Kendisiyle aynı heyecanı paylaşan bir ekiple çalışmanın yarattığı mutluluğa değiniyor. Malzememiz kadar işçilik de çok önemlidir ve ustalarımız hepsi gerçekten şu anda bayağı bir geniş ekiple çalışıyor. Hepsi de işin sanatkarı olduğu için malzeme kadar da işçiliğimize ve ustalarımıza çok önem vermekteyim bu konuda. Anahtar teslim denebilecek bir yapıda işimizi sürdürüyoruz diyor Uğur Bitim. Peyzaja bakış açısının da zamanla değiştiğini, geçmişe kıyasla daha çok önemsendiğini belirtiyor. Emlak ve arsa işlerimizden başlayarak çatıya kadar olan kaba ve ince işçiliğine kadar %80'lere, %70'i diyeyim tamamen demeyin, %70'ine kadar mesleğimizden dolayı devam ettiriyoruz. Adama arsayı veriyoruz, bahçesinden başlıyor, binamı da yapın diyor, binadan diğer yapılması gereken en son bahçeye geliyor. Bahçede zaten peyzaj bölümümüzden dolayı, yani dekorasyon işlerimizden dolayı bellidir. En son ne gerekiyorsa yaparak teslim edip çıkıyoruz. Ürün yelpazesini her yıl biraz daha genişletiyor firma. Tür gördüğünüz ahşap ürünlerimizi 2 sene oldu aşağı yukarı başlayalı. Devam ettiğim gibi genişleterek gittiğimizden dolayı bu eski tür, eski daha bir rağbet olduğu için eski yapılar, çatılar, bu mesela yaptığımız ahşap olan ürünlerimiz, diğer ürünlerimizden artık buna da bu sene 2 senedir başlamış olduk.
Bu konularda da bahçe dekoru konularında, mobilya sektörü konusunda da genişletmeyi daha da düşünüyorum. İnsanın yapacağı en iyi iş bildiği işi yapmaktır diyor. Sektörüm olmadığı bir iş olduğu zaman almıyorum. Sadece yani bildiğim işi yapmak için mümkün olduğunca bildiğim sektörde devam ediyorum. Yani olan olduğu zaman da öyle bir talepler olduğu zaman da yönlendiriyoruz sürekli. Yönetim Kurulu Başkanı, inşaatla ilgili her türlü talebi karşılayabilecek bir yapıda olduklarını vurguluyor. Şu an için Konya bölgesine hizmet veriyorum ve dışarılar demiş olduğum gibi dışarılar çağırıyorlar. İleriki günlerde açılabilirsek, yetişebilirsek daha doğrusu dışarılara da ileriki gün için düşünüyorum. Yaşadığımız ortama hareket katan doğal taş, park ve bahçe mobilyalarının sergilendiği showroom'dan çevre düzenlemelerine merkez olan peyzaj bölümüne geçiyor. İnşaatın görselliğini artıran uygulamaların baş aktörü Baba Muammer Bitim'le tanışıyoruz. Süs bitkilerinden meyve fidanlarına binlerce tür bitkinin bulunduğu bitim peyzajda her şey sevgi önceliğiyle yapılıyor. Bunca yıllık tecrübeden hareketle işin sırrını sorduğumuz Muammer Bitim sevgi diyor. Her şeyin başı sevgi. Bu işin sırrı sevgidir. Seversen o da seni sever, sevmezsen sevmez. Bütün sır budur yani. Hepsi canlı olduğu için sevgiye ihtiyacı var. Tamam mı? Sevgiye ihtiyacı var. Eğer sevmezse bu da seni sevmez. Her gün sabahleyin geleceksin, onları okşayacaksın, seveceksin. O da sana gülecek. Yoksa olmaz. Güne erkenden başlarız diyor Muammer Bitim. Ekibiyle birlikte tüm bitkilerin bakımını yapıyor, sevgisini veriyor, konuşuyor. Kimi zaman bir tek bitkiye bakmakta zorlananlara inat, binlercesini hayata bağlıyor. Bak sabahleyin kalk geliyoruz. Bak kızımla beraber dolaşıyoruz, onları temizliyoruz, seviyoruz, okşuyoruz, aynı zamanda konuşuyoruz. Konuşacaksın onlarla. Sen diyeceksin ki nasıl konuşuyorsun? Anlar dilimizden. Tamam mı? Onlara konuştukça onlar sevgi verir. Konuşmazsa, sevmezsen hiçbir şey olmaz. Her şey sevgiye dayalıdır. Tamam mı? Hayat bu ya. Olmasına karşın işlerden uzak durmayan Baba Muammer Bitim, doğadan aldığı güçle bugün sapasağlam işlerin başında duruyor. Emekli olarak geliyoruz, biz burada meşgul oluyoruz, seviyoruz. Çocuklar bu işi yürütüyor. Biz de gelip eş dostlarla sohbet ediyoruz, seviyoruz, çiçeklerle muhabbet ediyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Buralar çocukların eserleri. Çok şükür diyor, ayaktayız. Yarım asır süren iş yaşamının ardından bir nevi terapi oluyor burası Muammer Bitim için. Şükür ayaktayız yani. Ayakta durmak için de buraya geliyoruz. Eğer ben buraya gelmezsem çok zor yaşayamam o zaman. Buraya gelirim, bunlarla işte konuşurum, sohbet ederim. Ayakta duruyoruz. Ben buraya şeye borçluyum yani. Saatimi buradaki güllere borçluyum. Bitim peyzaj alanına gelip binlerce bitkiyi bir arada görenlerin kendilerine özendiğini itiraf ediyor. Yeryüzünün yalancı cenneti olarak değerlendiriyor misafirleri, rengarenk mis kokulu güllerin olduğu alanı. Buraya gelirsin, stresini atarsın, onlarla sohbet edersin, konuşursun. Biz şimdi dünya, yalancı dünyanın cenneti diyorlar. Buraya gelenler diyor ki, siz diyorlar yalancı dünyanın cennetinde yaşıyorsunuz diyorlar gördükçe. Kolay mı ya? Baba Muammer Bitim'in işlerin başında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Uğur Bitim, bu durumun kendilerine güç verdiğini söylüyor. İşimizden de zevk duyuyoruz ve babamız da işimizin tekrar emekli ama akşama da başında olduğu için güzel bir
diyalog oluyor. Peyzaj sektörüne girişte olduğu gibi kayrak taşlarının da ilk kez Konya'da inşaat projelerinde kullanılmaya başlanmasında yine Muammer Bitim'in yönlendirmesi oluyor. Konya'ya ilk biz getirmiştik. 95 yıllarda dediğim gibi kayrak taşı olayından başladık ve o gün bugün kayrak taşı, dolamit taşları, bu tür akla gelen taşların hepsinin diyeyim, her gün yeni bir çeşitler çıkarak ve arttı. Peyzaj bölümünde işimizi devam ettirmekteyiz. Peyzaj ürünlerini alan müşterilere ürün hakkında detaylı bilgi verilirken alınan ürünün ekimi ve genel bakımı da hizmet yelpazesine giriyor. Ayrıca danışmanlık hizmeti verilerek bahçelere göre projeler de hazırlanıyor. En son çimlerinde eker, fidanlarımızı, güllerimizi ekerek devam etmekteyiz. Şirket yapısında bir iş bölümünün hakim olduğunu söyleyen Uğur Bitim, baba Muammer Bitim'le abi Eyüp Bitim peyzajın sorumluluğunu üstlenirken, inşaat işleriyle birlikte çevre düzenleme işlerinin tüm sorumluluğunun da kendisinde olduğunu ifade ediyor. Bilader ve babam daha çok fazla ilgilenir. Ben de taş bölümünde, yukarı bölümdeyim. Ama tabii yönetim genellikle hepsi bende olduğu için mecbur devam etmekteyim. Başkanı Uğur Bitim, işini severek yapan profesyonel bir ekiple temelden çatıya hizmet sunulurken müşteri memnuniyetini, güveni, kaliteyi dün olduğu gibi yarın da sunacakları mesajıyla sözlerini noktalıyor.